Merhabalar. Bugün 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü. Kastamonu, Çatalca'nın ilçesi. Yeni adı Kirazlı. Şöyle çok güzel yeşilliklerin içerisinde olan bir köy burası. Aile ziyaretine geldik. Dayımız var. Eyüp dayı. Eyüp Kütük. Burada bal işiyle uğraşıyor. Şimdi onun kovanlarında birazcık çekim yapacağız ve bilgi alacağız. Esasında o da bu işi daha yeni yeni yapıyor ama bayağı hevesli. Evet, yerimiz burası. Selamlar. Merhabalar. Kolay gelsin. Ben şöyle dışarıdan çekim yapayım. Bunu ne için hazırlıyoruz Eyüp dayı? Bu duman yapıyoruz ki arılar sakinleşsin diye. Bunu yapmazsak saldırgan olur. Evet, şimdi taktık bunu. Kovanların hepsi yeni. Evet, yeni. 5-10 tane kovanım var. 10 kovan. Biz kat attık onu. Bir tanesini açacağım. Hangini açayım sen söyle. Çift katlı. Bir tanesini söyle, hangini açayım. Hangisini açmak istiyorsan. Sen söyle. Hemen 5.yi açabiliriz. Şunu mu? Baştan, aynen. Bunu kaldırıyoruz. Ondan sonra buna bir duman veriyoruz. Böyle. Bunu vermezsek, arı bayağı yoğunlukta, görüyor musun abi? Ben şeyimi alayım. Kancamı alayım. Bir tane bakalım şöyle ne var ne yok. Ortadan bakalım bir tane. Petenin bir tanesini alıyoruz. Oo, güzel, harika. Burada yavru var. Aa, bakalım. Bak şunlar kapalı yavru. Alttaki daha görüyor musun? Evet. Üste bal yapmış. Yavru çıkacak oradan. Bal birazcık oluşmuş. Evet. Şimdi arılarla ilgili biraz bilgi verirseniz sevinirim. Mesela ömrü ne kadar? Son 40 gün yaşar. 40 gün yaşıyor. Normal yazın. Kışında daha uzun ömürlü oluyorlar çünkü yattıkları için. Bak bu. Bunda kapalı yavru yok. Bu balı bal yapmış ama dikkat et sana gelmesin. Şöyle gördüğün gibi. Bu balı alalım bunu biz. Tamam. Bunu bir alalım. Bu arada bulunduğumuz coğrafyada yağmur başladı. Bunu da bir alalım bu balı. Tamam. Tadına bir bakalım. Birlikte. Arı kovanlarının üstü de sajdan olduğu için yağmurun sesini duyuyoruz. Çok güzel, otantik bir hava var. Çok güzel bir yerdeyiz. Yeşilliklerin bol olduğu. Suyun bol olduğu. Doğanın harika olduğu bir yerdeyiz. Çok da fazla kovanlara yanaşmak istemiyorum çünkü benim koruma elbisem yok. Eyüp dayı şu an koruma elbisesini giydi. Kovanı temizledi. Harika. Bu işe yeni başlamana rağmen bayağı profesyonel yapıyorsun. Şuradan bir tane alabilirsin. Şuraya bir de bakacağız onu. Şimdi kapatalım. Hava kapalı ya. Hani yoğunluğu var. O yüzden bunu sıkışacağım ben buraya. Evet. Şu an hava kapalı olduğu için arılar da kovanda. Kovanda olduğu için bize saldırma veya sokma tehlikesi çok daha fazla. O yüzden buradaki işimizi bitirip kendi yaşam alanımızda kovanımıza bakacağız. Zor iş ama kolay da iş yok. Kaçalım burada. Hadi bir an evvel kaçalım. Hava çünkü kapalı ya. Arı da yoğun.
Evet. Yağmur yağıyor. Şimdi bu, ballarını aldık çünkü onun. Çevreyi niye bu şekilde yaptınız? Bu ayı girmesin diye, ayıya karşı korumak amacıyla. Evet, güzel mantık. Burada kapalı, gördüğün gibi. Yağmur, kar girmiyor. Bu kestane balık, gördüğün gibi. Kestane balığı fazla olmaz zaten. Arı'nın yaptığı doğal balık. Hiç evet. Katkı yok değil mi sizden? Katkı olmaz, yok. Katkı yok. İçeride bir tane arı var, beni sokacak o. Sen tutar mısın? Ben bunu çıkarayım hemen. Tamam. Konuşan bunu çıkarayım. Evet, kestane balığımız. Şuralar, şu üst kısımda da şu an oluşmuş bir şekilde. Alt kısımları hala oluşma sürecinde. Ah! Şu an kulağımdan bir tane soktu. Az sonra şişmeye başlar. Tabii arı kovanına yanaşırsak her türlü saldırıya talip olmuş oluruz. Şimdi içeride devam edeceğiz. Bak, arının bir tanesi burada. Peti aldık diye bize saldırdı. Şimdi içeride kovanımıza bakacağız. Vallahi benim de kulağımı soktu. Hemen şurada. Az sonra şişmeye başladı. Aa! Hatta arının hala iğnesi kulağımda. Heh. Vay be. Arı iğne gitti de. Bakayım. Arı soktu bak, kulağımı soktu, gördün mü? Çıkardın mı iğneyi? Çıkarttım. Bakalım şey. Kovana. Şey mi? Balık peteği mi? Evet. Şu arılar gitsin de bak, burada arılar var. O şimdi soktu ya, bizi öldü o. Gidilecek yani. O artık gidiyor. Yan gidiyor. Dinlenmediği zaman alır ekşir. Mesela bak burada şimdi normalde makineyle süzülüyor bu. Biz bunu böyle şu an denemek amacıyla böyle yaptık. Hmm. Tadına bakabilirsin. Tadına bakalım. Bak parmağını sok. Bak. Kaşık vardı ama sen kaşık. Hmm, o da doğal olsun. Nasıl bir hissiyat var biliyor musun? Kestane sıcak. Tam kestane bu. Ilık. Bir evet, sıcak. Isısı var. Sonra tabii belki de ama. Bu kadar orijinal bir bal yemediğim için ya şu biz, an mesela çok biz de ilk defa yiyoruz. Berrak bir tadı var ya. Yani. Ben böyle yani kendimiz böyle görerek ilk defa bir bal yedik, aldık. Onunla bir işlem yapabilir misiniz? Nasıl süzüyor? Ya bu şimdi bunun sırrını alıyor bu. Hmm. Ondan sonra makineye bağlıyorsun şöyle dikine. Makine bunu ama bizim şu an makinamız yok burada. Biz bunu şu an aldık böyle bak denemek için, görüyor musun rengini? Evet. Rengini harika görüyor musun rengini? Vallahi. Şimdi biraz dinledikten sonra tadına bakacağız. Şimdi bu aksın orayı değil mi? Normalde makine olsa hemen bunu süzüp atacak. Baklava dedi. Petek daha güzel demiş. Ben peki Gökhan bize mesela petek sever zaten. Boş dediğimiz yerlerde de bal var. Bunlar var mı? Sırlamamıştı onları da. Sırılacak aslında onları, baksana. Ya bir dinlense bu bal daha güzel olur. Ya burada da var mı? Bak içinde var, görüyor musun? Var mı onda? O nerede süzülüyor? Dur şöyle kesiyorum işte. Bunları yeniyor. Evet. Çünkü şey kendisi yapmış bunları. Acı mı? Normalde biraz acılık olur ama bunda o kadar acılık yok. Daha şey olmaz. Dinlenecek de o. Tamam. Normalde Uğur abiden aldığımız acı. Büyük dayı elinde bulması. Afiyet olsun. Tamam, çok teşekkür ederim. İşte böyle. Görüyorsun bak.
berrak. İlk defa size aldık bunu yani. Kaçmadık daha biz. Daha vakti var aslında. Birkaç gün daha bunu. Ama biz şimdi açtık böyle. Kaç şey bekliyorum ben. Burada var ama. Komplik de var. Peki bunu arı peteği yaptıktan sonra alma süresi ne kadar? Neyi? Mesela bu petek tamamen bitti. İçinde kalsa bir sıkıntı oluyor mu? Ya daha sonra yer onu. Bırakırsan orayı yer. Kışın yer yani. Zaten kışın yemek için yapıyor. Kendine yapıyor zaten bunu. Yoksa 40 gün sonra öleceğini bilse yapar mı bunu? O da mükemmel bir sistemin bir parçası. İşte insanın da hayatı böyle. Evet. İnsanlar da çalışıyor, çabalıyor. Hayat geçici ama bilmiyor. Biz biliyoruz ki arıların hayatının geçici olduğunu. Bizimkini de biliyoruz. Ama kör kör ne yaşıyoruz. Sanki ömür boyu öleceğimizi bile bile çalışıyoruz. Ha, onlar bilmeden böyle yapıyor. Biz evet. Bilerek yapıyoruz. Anladın mı? Görüyor musun? Mesela emek vermiş. Çocuklara bunun şey yapıyor daha sonra. Doğan yavrular. Keşke de yavru çekimini de şey yapsaydım. Yavru çıktı ya, gördün ya orada. Bu yavruyu da. Vallahi yüce yaradan, küçücük arıdan bile bize mesaj veriyor. Almasını bile. Şu yapılan yapıyı görüyor musun? Şu yapıyı. Bunlar kendi yapıyor. Yani şu. Altı köşe. Kendi yapıyor. İnsanlar için yapmıyor aslında bunu da. Allah insanlar için yapıyor, yaratmış bunu. İnsanlar için demeyelim, bütün canlılar için. Artık öyle. Zaten arı olmasa hayat olmazmış. Arının olduğu yerde meyve falan çok daha verimli oluyor. Çok güzel bir yağmur başladı yine. Şimdi buraya gidecek o. Bir güne çökecek. Çökecek o. Çökecek. Alı bal gibi yüzü. Yani de tutar ha. Ya bu balı nerede bulacaksınız? Yiyin işte. Ay işte iyi bal tutar. Tamam onu ye, onu ye. Yağmur yağıyor, görüyorsun bak, arıların üzerinde bir şey yok. Görüyor musun? Evet. Arı oteli ya. Türkiye'de yok. Arı oteli. Aa, çok güzel tasarlanmış. Evet. Arılar hem tatil yapıyor hem de çalışıyorlar burada. Sessiz sakin ortamı sever arılar zaten. Doğa da güzel. Doğa da çok güzel. Her türlü bitki var, çiçek var, ıhlamur var, akasya var. Bir çiçek var her şey. Kestane balı var ama %20-30'dur kestane. Çoğunluğu karışımdır. Hemen üstte görüyorsun bir tane kestane ağacı var. Görüyor evet. Musun? Hemen yanında bir kestane ağacı var. O da güzel bir kestane veriyor. Yukarıya doğru kestane ormanları vardır. Çoğu öz oradan geliyor. Oradan gelir zaten arı 5 kilometreye kadar gider. Bunlar kestane arası olduğu için direkt kestane zamanı kestaneye gider. 15 gün önce kestaneler oldu zaten. Çiçek açtı. Yağmur da yağmadı bir 10 gün. Çok güzel geçti. Verimli oldu yani. Çok, daha afiyet olsun. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Bizi böyle bir nimetle ödüllendiren Rabbimize de şükürler olsun.